Gençler soruyor. Slip giyen erkek demode midir? Şimdi şöyle güzel, hoş bir şaka var. Ben bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Eskiden beri de bize de anlatılır hep. Slip giyen slip süpürür. Benim de ne gideyim artık siz. Burada söyleyemem. Habibi. Gençler soruyor. Banyo yaptıktan sonra ayak parmak aralarımızı yıkamadığımız takdirde mantar oluyor. İğrenç bir görüntü, çok pis bir koku diyor, o katran gibi o araları diyor. Rezil bir durum ya, bana bunları niye soruyorsun? Pis. Kendine gel, dinamik davran. Karışık isimli bir izleyicim soruyor. How are you? Fine, thanks. And you? Genç bir erkek soruyor. Diyor ki, sevgilimi sadece öpüyorum. Gençler bana sadece soru sorun, bana nispet yapmayın. ...45 yaşında bir kadın soruyor. Diyor, 45 yaşıma geldim, hala Tetris oynuyorum. Acaba benim aklımda bir noksanlık mı var? İçini ferah tut. Akli melekelerin gayet yerinde. Yalnız kaçıncı levelden oynuyorsun? Mesela onda bir çubuk vardır Tetris'te, onu dik veya yan. Ama mesela bir de kare, onu ters de çevirsen kare, yan da çevirsen kare, hep kare. Ama affedersin, şöyle bir şey var. Şöyle bir şey, tam bu değil. O çok fena. Onu koyacak yer bulamıyoruz. O yüzden onu random dediğimiz teknikle en uygun yere çakıyoruz. Çizgiyi alır o. Kasabın yanında soruyor. Diyor, ben yarım kilo uykuluk aldım, 300 gram da billur aldım diyor, anam istedi diyor. Neyse, soruyor. Diyor, internetime dokunma kampanyasına imza atar mıymışım? Şaşkın, çılgın ve anarşik. Teknolojiyi kullansana, internete gir. www.kingodisco.com'dan dünyamız ve bize tıkla, sorunu sor, cevabını al. Ağlıyorum, ağlıyorum, o günlere yanıyorum. Ankara'dan Didem Dağtekin isimli arkadaşım soruyor. Oh ne güzel uzadı derken tırnağım akabinde neden kırılıyor? Didemcim, sen Werewolf musun? Wolverine misin? Catwoman misin? X-Men misin? Didemcim, o kadar tırnağı ne yapıyorsun sen? O kadar tırnakla ne yapıyorsun sen? Gene de ben işim gereği sana bir püf noktasını söyleyeyim bu işin. Hemen hemen bütün bijutericilerde takma kirpik bulunur. Git, al, tak. Soranlara da Allah bir yerden alıyor, başka yerden veriyor dersin. Güle güle arkadaş ortamında da sevilen, sayılan, saygı gören bir insan olursun. Bu da hayatın her sahasında artıdır. Her zaman insan için başarıdır. Evden yaktın beni, sevdalara attın beni. Seviyorum inan seni, senden güzel bulunur mu? İzmir'den Tuğkan Akdeniz isimli izleyicimin bir sorusu. LYS sınavına çalışırken konsantre olamıyoruz. Ne yapmalıyız? İnsan bedeninde
bilinç akışını iki şey sağlar. Biri aortumuz, diğeri ise şah damarımız. Konsantre olmak istediğimizde aortumuzu tutamayacağımıza göre şah damarımızı tutacağız. Gözlerimiz kapalı, içimizden 450-500'e kadar sayacağız. Ben burada bir 10-15'e kadar sayayım, sen de gör. Bunun bile bir faydası oldu, değil mi? Evet, ama kısa sürüyor çünkü 15'e kadar saydık. Sen 500'e kadar gelirsen en az 1-2 hafta kadar. O bizi. Gökhan Konak adlı izleyicim soruyor. Tenisçi dirseği, dirsek hastalığı nasıl tedavi edilir? Ya orası denizli mi, tenisli mi? Tenis 5'e ayrılır. Kort, smaç, servis sayısı, forehand, backhand. Rahatsızlığın geçesiye kadar bunlardan bir tanesine odaklan. Ya hep volent, ya hep belen. Bir cennettir bu dünya, sevmesini bilene. Gerçek olur her rüya, görmesini bilene. Antalya'dan Emre Can Güzel soruyor. Hacker olmanın püf noktaları nelerdir? İlk olarak, hacklemek istediğimiz sitenin zaaflarını bileceğiz. SQL injeksiyonuna, siteler arası scripting'e ve istem taklidine hakim ve yatkın olacağız. Olamıyorsak bile bol bol itman yap. Benim sitem belli. Geceleri offline'ım, gel beni ekle. Ankara'dan Kaan Demir isimli izleyicimin sorusu. Bileğim ağrıyor, ne yapmalıyım? Şimdi Kaan'cığım, sorman gereken soru ne yapmamalıyım? Değil mi Kaan? Beni unutma, sensiz bırakma. Gel içelim yıllara. Adıyaman'dan Burcan Bakar isimli izleyicim soruyor. Saçlarınızı hangi kuaföre kestiriyorsunuz? Kız arkadaşım çok beğeniyor. Benim de saçlarımın sizinki gibi olmasını istiyor sevgili Burcan. Sence bu bir kuaför işi mi? Ben kuaföre gitmiyorum, saçlarımı kendim yapıyorum. Ama kesmiyorum, döküyorum. Malzemeler: 2 adet yumurta, 1.33'lük şalgam, kuş üzümü, bildiğimiz kil ve 2 galon mazot. Laylon eldivenlerimizi giyiyoruz ve bunları güzelce karıyoruz. Akabinde bedenimizi bu karışıma güzelce oturtuyoruz. Zaman içerisinde o saçlarda bir dökülme, bedende ise ciddi bir incelme. Fakat bedeninde ne döker ne bırakır o da pek beni ilgilendirmez. Bu model için başka modele başka çözümler. Beni unutma.